situation? Bütün durum. I think it was a negative and positive experience. Hem negatif hem pozitif bir deneyimdi bizim için. I think I work now for 41 years in professional football. Yani şu an futbolda 41 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. With different clubs. Farklı kulüplerde dahil olmak üzere, farklı liglerde dahil olmak üzere. And I know that in sport. Ve biliyorum ki sporun içerisinde emotion is a part of spectators. Duygu tabii ki taraftarın bir parçası duygular. But until the last game I experienced it was always about winning and losing. Yani son maça kadar. Or it was a derby that two teams within one city play against each other. Yani sadece bir kazanmak kaybetmek maçı olarak ya da bir şehrin içerisinde bir derbi müsabakasında bu tarz şeyleri. But it was a game between Iderspor and our team. Ve ama bu Iderspor'la bizim takım arasında olan bir maçtı. It was in the middle of the season. Yani sezonun ortasında olan bir maçtı. I know in the last game nothing happened. We won the game, but I think that was a fair game. Yani son maçta tabii ki hiçbir şey de olmadı. Yani biz adil bir, we both want to be champion. Adil bir maç oynadık buradayken. Her şey normaldi. İki takım da şampiyon olmak istiyor baktığımızda. Nothing going on. Only very challenging to play this game. Tabii ki bu maçı bu kadar böyle mücadeleci hale getirecek, ortada bu kadar şey çıkaracak bir durum da yoktu ortada bizim oraya gittiğimizde. I think from the moment we arrived. Ama biz oraya vardığımız andan itibaren already that we could not leave with the bus because a group of spectators were shouting and were attacking us from the airport already. Havaalanında bizim otobüse bile binmemize müsaade etmeden bir grup taraftar orada bağırıp çağırmaya, küfür etmeye başladılar takıma then karşı. Then I realized this is something different. I could not understand, but it was something different. Anlayamıyordum tabii ki orada Türkçe olan şeyleri ama farklı bir şey olduğunu da tahmin edebildim. We drove to the hotel, was 1 hour. Bir saat uzaklıkta bir otele gittik. Everywhere police, every crossroads for 1 hour there was police. Bütün kavşaklarda bir saat boyunca gittiğimiz bütün kavşaklarda polis vardı. I really thought I played also Champions League with the Inter Milan and the Glasgow Rangers. I never saw it. Yani ben daha önce Şampiyonlar Ligi'nde de maç oynadım başka takımlarla, Inter Milan'la. I really was thinking what's going to happen here. Orada bile görmedim bunu. Burada ne oluyor diye düşünmeye başladım kendimce. The next day we went to the city in the hotel. Bir sonraki gün tabii ki maç yapacağımız otele gittik. Very aggressive supporter spectators outside. Yine tekrardan dışarıda çok fazla agresif şekilde taraftar vardı bizi karşılayan. There were people from our club, they were in another hotel, they had to bring them in because they could not secure the security. Bizim kulübümüzden oraya gelmiş olan ve farklı otellerde kalan farklı kişiler de vardı. Onlar da bizim otele gelmek zorunda kaldılar. There was everywhere police spectators were shouting at the Saat gece 2'ye 3'e kadar her tarafta otelin etrafında ses yaptılar, bağırdılar, çağırdılar patlayıcılarla birlikte. And then again I accept that there is emotion. Emotion in general, if I talk about fair play, values. Yani tekrardan söylüyorum, bu tamamen duygu. Onu da kabul edebiliyorum. Bu tamamen kazanmakla alakalı veya başka şeyle alakalı taraftarın duygusu. But I had really the idea I was in a kind of war zone. Ama gerçekten yani sanki savaş alanındaymışız gibi bir hissiyatım oldu oradayken, otelin içindeyken. Maça değil de bir savaşa gitmişiz gibi hissettim. Then we played the game. Sonra maçımızı oynadık tabii ki. When we scored 1-1. 1-1 olduğunda, biz bir gol attığımızda. Our technical staff was attacked with bottles of water, the glass bottles of water, firework. Teknik ekibimizin üzerine cam şişeler, havai patlayıcılar, torpil diye adlandırdığımız patlayıcılar, madeni paralar, çakmaklar atılmaya başlandı. Tabii ki onlara da bir şey olmadığı için çok mutluyum. There was even a player of Iderspor after the game came into the dressing room and make excuse for the whole environment. Yani maçın arkasından Iderspor'lu bir oyuncu hatta soyunma odasına gelip olan bütün şeyler için özür dilemek istedi bütün takımdan. And this is not about winning or losing. Yani bu kazanmakla kaybetmekle alakalı bir durum değil. This is not about normal emotion with sport because bu spordaki normal bir duygu da değil. Because in sport there is emotion. Çünkü her sporda bir duygu var, tamam.
But this was for us the moment we arrived until the moment we left. Ama bu bizim oraya vardığımız andan biz oradan ayrıldığımız ana kadar. It felt it was one threatened situation. Bir süren bir durumdu ve çok tehdit dolu bir durumdu başından sonuna with, kadar. With a lot of behavior, I think we should not accept that it happens in football. Yani orada olan birçok davranışı biz futbolun içerisinde kabul etmemeliyiz bence. Because if we accept it, then it looks like a Wild West. Yani eğer kabul edersek çünkü vahşi batı gibi bir şey olur artık futbolun içerisinde. I think we should be happy in Turkey that people can show their emotions like they can. Ve şununla da mutlu olmalıyız. Türkiye'de insanlar istedikleri gibi duygularını gösterebiliyorlar. People are also happy. If we win, we are happy. Kazandığınız zaman mutlu oluyorlar. If we lose, we are less sad than in Holland. If we win, we are more happy than Holland. It's passion. Yani kaybettikleri zaman da üzülüyor tabii ki ama biz Hollanda'da kaybettiğimizde daha az üzülüyoruz. Kazandığımız zaman çok daha fazla seviniyoruz. But this was a game against Iskenderunspor. Iğdırspor'la İskenderunspor arasında olan maç. But I never have experienced. Yani daha önce the threat from almost the whole city against us. Daha önce hiç böyle bütün bir şehir tarafından takımıma karşı böyle tehlikeli bir şey deneyimlemedim. What I mentioned even the big games are never like this. Ve söylediğim gibi bizim oynadığım daha önceki oynadığım büyük maçlar da dahil hiç böyle bir şey olmadı. And I'm always happy that the president always talk about fair play, about treating the opponents in the right way, Tabii ki mutluyum. Her zaman da başkanımız her zaman fair play'den konuşuyor. Her zaman diğer takımlara karşı iyi fair play çerçevesindeki davranışlardan konuşuyor. Bunu takımı açılamaya çalışıyor her zaman. And when we the positive experience. Bu pozitif bir deneyim. Because wherever you are in the world. Çünkü dünyanın neresinde olursanız olun. People will understand what happened with your team if they are away or. Yani dünyanın neresinde olursanız olun insanlar sizin şu an takımınızın neler hissettiğini anlayacaklar. Because when we arrived in Iskenderun, it was fantastic what our spectators did. Çünkü İskenderun'a geri döndüğümüzde taraftarın bizi karşılaması inanılmazdı. I also never experienced it. Bunu da hiç deneyimlemedim hayatımda. Böyle bir şeyle karşılaştım. Because almost the whole city was waiting for us. Çünkü neredeyse bütün şehir bizi bekliyordu. We lost the game. Biz maçı kaybettik aslında. The whole city was waiting for us. Ama bütün şehir bizi bekliyordu. Because they understood what unfair situation we were in. Çünkü anladılar ne kadar adil olmayan bir durumun içerisinden geldiğimizi herkes anladı, gördü orada. But I think it's also very bad. Ama aynı zamanda bence çok kötüydü. That we have to do it. Yapmak zorunda olmamız bunu çok kötüydü. And it was very beautiful that everybody did it. Ve herkesin beraber bunu yapmış olması çok güzeldi aslında her tarafta da. What I mean is said it says everything about the situation we were in. Yani demek istediğim durumla alakalı bütün her şeyi özetliyor aslında tarafların oradaki. And I can see it on the players also. Ve bunu oyuncularımda da görebildim. They were almost 3 days of a threatening situation. Yani 3 gün boyunca neredeyse bu tehditkar durumun içerisinden çıkıp and the spectators lift us up. Sizi seyircilerin alıp kaldırması sonrasındaki günde sizi seyircilerin alıp başka bir yere taşıması. So that was beautiful. Yani çok güzeldi. Oyuncularım için de çok but güzeldi. It was a very very bad experience that I never had. Ama on which level? Hangi seviyede olursa olsun, hangi ligde olursa olsun benim bugüne kadar deneyimlemediğim bir şeydi. And I also hope never to experience it because ve tekrar da deneyimlemeyi hiç umuyorum. Umarım olmaz. Because böyle it has nothing to do with competition, fair play, sport. Yarışmayla, fair play ile, sporla hiçbir alakası yok. I love emotion especially in Turkey. Duyguyu seviyorum. Duyguları seviyorum. Özellikle Türkiye'deki duyguları seviyorum. This has nothing to do with sport and football. Bunun, bu olanların sporla veya futbolla hiçbir alakası yoktu orada bizim başımıza gelenlerin. Az çok fikrim bu. Sezon sonu için İskenderunspor'un şampiyonluğunu bekliyor İskenderunspor, İskenderunlular. Bu konuyla ilgili düşüncesi nedir? The supporters are expecting a championship at the end of the season. So what are your thoughts about this? The goal is clear of us. Hedefimiz net. The goal is promotion to the hedefimiz second league. Hedefimiz ikinci lige yükselmek. The easiest way is to be champion. Bunun en kolay yolu şampiyon olmak. And of course that's the shortest way and the most honorable way. Yani en kısa yol bu. Olması gereken en kısa yol bu. And the second opportunity is the playoffs. Tabii ki bunun dışında ikinci fırsatımız da var. O da playofflar. So if I ask everybody in the club. Yani eğer şu an kulüpteki herhangi birisine sorarsam bunu. We want to be champion. Herkes şampiyon olmak istiyor kulüpte. But we also have the bigger goal is promotion. Ama daha büyük bir hayalimiz var. Ligi yükseltmek, ikinci lige yükselmek. So that
Yani o yüzden fırsatlarımıza bakacağız ama şampiyon olmak istiyoruz. Peki bu herkesin merak ettiği.